Sevgili dostlarım hepinize merhaba. Ben Başkan 35. Öncelikle kritik bir gün, kritik bir süreç, kritik bir FED toplantısı. Bugün saat 21.00'da açıklanacak olan FED'in alacağı kararlar. Ve bu kararlarla birlikte dolar ve altında ne gibi hareketler yaşayabiliriz? Sizlerle birlikte bunu burada teknik analiz yöntemini kullanaraktan grafik üzerinde bulmaya çalışalım. Evet sevgili dostlarım bugün yaptığımız bu ikinci videomuz. Bu ikinci video ilk videoda bazı durumları sizlerle birlikte paylaştık canlı olarak canlı bağlantılar yaptık ee, ve enflasyon verilerinin ardından dolarda altında, euroda, sterlinde, gümüşte e, ne gibi hareketler görebiliriz. Bunu değerlendirdik. Evet, şimdi e, şu saat itibariyle baktığımız zaman 3 Kasım 2021 bizler için saat 21.00'daki Fed'in yapacağı açıklama gerçekten önemli bir hal almış durumda. Dolar TL kuruyla açıklamamıza başlayacak olursak Dolar TL kurunda bizler için özellikle bakın şuradan geçen 9.70 seviyesinde bulunan direnç önemli bir direnç bölgesi. Sizlerin de yakinen takip etmesi gereken direnç 9.70 seviyesinde bulunan direnç bölgesi olacak. Fed'in yapacağı ve e, piyasalara açıklayacağı kararlar içerisinde Burası bakın çok önemli özellikle dolar tl kuru yatırımcıları e, Fiyatları Takip ederken mutlaka e, buradan FED tarafından gelecek Şu açıklamaya Dikkat etmeleri gerekli FED'in hangi açıklaması dolar tl kuruna yararlı olabilir Arkadaşlar FED'in Faiz arttırımlarına e, Bu Ay içerisinde başlayabiliriz veya 2023 yılının başlarında başlayabiliriz şeklinde bir açıklama gelmesi halinde dolar tl kurunda 9.70 direnci yukarı yönlü kırılır ve 10 tl üzerine doğru dolar tl kurunda yeni ataklar yaşayabiliriz. Fakat dediğim gibi şu an Fed'in biz ne yönde bir açıklama yapacağını bilmediğimiz için bu açıklama akşam saatlerinde çok önemli olacak. Böyle bir açıklama Fed tarafından yayınlanır ise dolar kuru TL Türk Lirası karşısında değer kazanmaya devam eder. Şu anki 9.70 fiyatı dolar TL kurundaki şu anki 9.70 fiyatı bizim sabah açılan enflasyon açıklanan enflasyon verilerinin fiyatlanmasıdır arkadaşlar. O yüzden 9.70 enflasyon fiyatlanması dolar TL kurunda gerçekleşmiş durumda Bu da e, unutulmaması gereken önemli bir e, ne diyelim yer 970 direnç seviyesi bu enflasyon verisinin yüksek gelmesiyle birlikte dolar TL kurundaki fiyatlanma 970 seviyesinde e, gerçekleşmiş durumda zaten bizim beklentimiz neydi biz bu hafta 945. 9.70 seviyesi üzerinde dolar tl kurunun dalgalanabileceğini özellikle enflasyon verileriyle birlikte bu seviye üzerinde dalgalanabileceğini e, önceki videomuzda sizlere anlatmıştık. Evet sevgili dostlarım şimdi kanalımıza bir beğeni atmayı ve kanalımıza abone olmamış arkadaşlar varsa da mutlaka kendilerini kanalımıza abone olmaya davet ediyoruz. Kanalımız 50.000 sınırına dayandı. Sizlerin sayesinde hepinize tek tek çok çok teşekkür ediyorum yorum yapan beğeni atan tüm arkadaşlarımın hepsine çok çok teşekkür ediyorum. Ayrıca e, biz bazı analistçiler gibi yorumlarımızı da kapatmıyoruz her zaman dediklerimizin de arkasındayız. Bunu da bazı yorumlara cevap niteliğinde bu video içerisinde paylaşmış olayım. İlk videolarımıza başladığımız günden itibaren hiçbir şekilde yorumlarımızı kimseye kapatmadık. Ayrıca eğitim videolarımız yayınlandı. Hiçbir şekilde de eğitim videolarımızdan da ücret kimseden istemedik. Sadece e, sizlere amacımız balık nasıl tutulur bunu da öğretebilmekti. İnşallah bu videoları izlememiş olan arkadaşlar da videolarımızı özellikle eğitim videolarımızı izleyebilirler. Ayrıca euro, sterlin, altın, gümüş Hepsini ayrı, ayrı ayrı arkadaşlar oynatma listeleri bölümünden girip e, kendi e, yatırımınızı buradan da takip edebilirsiniz. Çünkü ben bunları ayırıyorum. Sizler de oynatma listelerine girip bunları tek tek buradan e, kendi yatırımınıza göre takip edebilirsiniz. Evet konumuza hemen dönelim arkadaşlar. 970 945 aralığı. Şimdi enflasyon verisiyle 970 fiyatlanması hatta üzerine 9.75 civarına kadar attı ve şu an 9.70 direncini kırma yönünde dolar TL kurunda hareketler var. Fakat henüz 9.70 günlük kapanış gelmediği için arkadaşlar kırılmış değil. Gene aşağıda bizler için 9.45 seviyesi önemli bir seviye. 9.45 üzerinden dolar TL kuru alınır mı? Arkadaşlar ben benim fikrimi soracak olursanız ben 9.45 üzerinden dolar tl kuru almam. Yani yeni alım yapacak olan arkadaşlar için söylüyorum. Şimdi buradan bir alım yaptığınızı düşünün. Yeni alım yapacak olanlar 9.45'ten e bunun üzerine makas 9.55. E burada zaten 10 lira 15 kuruş için bir riske girilmez. Tabi buradan dolar bu akşam Fed'in faizle ilgili kararıyla birlikte 10 TL'ler civarına da kadar da gidebilir. Fakat bu bir Risk arkadaşlar FED'in yapacağı açıklamayı henüz bilmediğimiz için Dolar TL kurunda şimdilik bizler için 9.70 seviyesi elinde özellikle dolar tutan bankada yatırımında dolar tutan arkadaşlar için 9.70 seviyesi güzel bir 9.45 9.70 aralığı güzel bir e, kar seviyesi gibi gözükmekte. Tabi kesinlikle yatırım tavsiyesi olmasın. Ve yakın anda izlenmesi gerekecek olan seviye 9.70 üzerinde dolar tl kurunun tutunup tutunamayacağı bu kadar basit arkadaşlar. 9.70 üzerinde kritik dirençler gene 9.73 direnci mevcut yazalım arkadaşlar forexçi arkadaşlar da vardır takip eden. 9.79 bu bölgeler hep bir direnç bölgesi olarak takip edilmesi gereken yerler. Hareketler tamamen arkadaşlar bakın bunlar dirençler. Yukarıda takip etmeniz 9.70 üstüne doların atması halinde takip etmeniz gereken direnç seviyeleri. Destek bölgelerini de yazalım sizlerle birlikte 9.70 üzerinde. <laughs> evet şurası 9.70 bunun altında bizler için 9.67 ve 9.56 bunlar da destek bölgelerimiz arkadaşlar. Dikkatli bir şekilde takip edilmesi gereken, özellikle forex'te ve viop'ta işlem yapan arkadaşların da burada gördüğünüz destek ve direnç bölgelerini takip etmesi güzel olacaktır. Kısa bir video yayınlamıştım arkadaşlar size short video 4 saatlikte kısada dolar TL kurunun yapacağı hareketleri göstermiştim. Özellikle elinde dolar tutanlar için tabii buradaki şeyimiz Düşüncelerimiz buradaki 4 saatlikte 9.60'ın takip edilmesi gerektiği 9.60 kırılmasıyla birlikte enflasyon verilerinde beklentimiz olan e, yüksek e, seviyede geleceğini düşündüğümüz enflasyon verisiyle birlikte dolar tl kurunda 9.45 9.70 band aralığında bir yukarı yönlü hareket yaşanabileceği şeklindeydi ve bu da noktasal olarak gerçekleşmiş durumda. Benim için yani ben kendim 9.45 altında e, anca 9.20 yani bu hafta itibariyle 9.20 seviyeleri 9.20 9.45 bandı aralığında e, bir fiyat görmediğim sürece dolar almam arkadaşlar. E, bunu da buradan sizlere açıklamış olayım. Tabi bu son karar tamamen sizin kendi kararınızdır. Siz alırsınız almazsınız orası tamamen sizin hür iradenize kalmış bir seviye. Ben başkan 35 olarak benim kendi düşüncem bu şekilde. Evet, altın tarafına da hemen geçelim. Dolarda anlaşılmayan bir durum yoktur zannedersem. Evet, altın tarafında şu an 1760 seviyelerinde bir fiyatlanma var. Altının onsunda bugün çok spekülatif hareketler bol miktarda olacaktır. Özellikle Fed'in varlık alımlarıyla ilgili açıklamasını Altın tarafı sıkı bir şekilde takip ediyordu. Bizler için altından ne dedik arkadaşlar? 1776 önemli bir seviye. Bunun altı e, tekrardan altının ons tarafında aşağı yönlü hareketler başlatabilir ve 1776 altında gene altın ons tarafını takip eden arkadaşlar 1765 destek. E, onun altında 1748 ve 1730 destek seviyelerini takipte kalabilirler. Şimdi destekleri verdik. Altında neler olabilir? Hemen günlük bazda grafiğimizi açalım. Takip ettiğimiz bir grafik ve bu grafik üzerinde altının ons tarafında ne gibi fiyatlanmalar olabilir? Evet, Fed'den gelecek varlık alımlarıyla ilgili e, kısıtlama yönündeki varlık alımlarının alımlarının azaltılmasıyla ilgili haber altın tarafında arkadaşlar bakın fiyatlanmış olabilir. Buradaki şu an gördüğünüz bu fiyatlar tamamen bir silkeleme, keri silkeleme hareketleri de olabilir. Günlük kapanışı görmediğiniz müddetçe altının onsunda yani altın tarafında olan arkadaşlar ters hareketler yapması akşam FED üzerinden gelecek açıklamaların altın lehine anlaşılmasıyla birlikte bu yukarı yönlü sert bir şekilde gerçekleşebilir. O yüzden sizler de elinizdeki ürünü kaptırabilirsiniz. Bugün özellikle altın tarafında izleyici olmak aşağıya bile altında inişler gözükse bile bence 1760 seviyesindeki bir altın onsu şu an itibariyle satılması pek uygun ben düşünmüyorum arkadaşlar. Elde tutmakta fayda var. Bunun makas aralıkları şunları bunları hesaplarsanız yani buradan bir geri çekilme yaşansa bile Fed'in açıklamalarıyla geri çekilme yaşansa bile altında şu seviyenin altında bir kapanış olmadığı müddetçe bakın tam şurada 1670 seviyesi altında bir kapanış olmadığı müddetçe bence altınlarda altının olsun da özellikle satış yapmamakta fayda var. Tabi son karar sizindir arkadaşlar. Ee, son Ben sizin bu son kararınıza hiçbir şey diyemem. Ama 1670 altında bir kapanış altının onsunda görülmediği müddetçe FED'den gelecek e, bugünkü haberler varlık alımlarının azaltılmasıyla ilgili özellikle haberler zaten biliniyordu. Bunlar da FED tarafında satın alınmış olabilir. Elinizdeki malı kaybedebilir. Bir anda 1832 dolar seviyesine doğru giden bir altın onsta da karşılaşabilirsiniz. Altın onsun ben maksimum 1670 seviyesi gelecektir demiyorum ama buradaki fiyatlanmalar şu daralma içerisinde gelişecektir diye düşünmekteyim. Elbet buradaki aşağıya inen trend çizgisini altında bu daralmanın uç kısımlarına geldiğimiz zaman yukarı yönlü kıracaktır ve işte o zaman altının hareketleri trend yönünde başlama ihtimali oldukça yüksek olacaktır. Forex'te ve Viyop'ta altın ons'u takip eden arkadaşlar için destek ve direnç bölgelerini hemen belirleyelim. 1776 bizler için önemli bir bölge dedik. Bu bölgenin altı Takip edilecek destekler 1776 altında 1765, 1748 ve 1730 seviyelerinden geçen bölgeler 1765 üzerine tekrardan atmamız durumunda arkadaşlar 1800 onun üstünde 1817 ve 1832 direnç bölgeleri tekrardan yukarı yönlü altının onsunda hareketlerin olabileceği bir alan olarak düşünülmekte. Yeni alım yapacak arkadaşlar e, burada beklesinler. Özellikle şu trend çizgisinin kırıldığı bölge önemli olacaktır. Bu trend çizgisi yukarı yönlü kırıldığı zaman daha sağlam yukarı yönlü hareketlerin başladığını belirten trendin geçtiği bölge olacağından dolayı bugün itibariyle bu 1832 üzerine Altının onsu atabilir ise, işte bu bölge altında yeni alım yapacak olan, yapmayı düşünen arkadaşlar için e, güzel bir alım bölgesi olacaktır. Bu bölge mutlaka beklenmesi gereken önemli bir bölge. Gram altın tarafına bakalım hemen gram altında bizler için önemli kritik e, seviyeler hangi bölgelerden geçiyor sizlerle birlikte burada bulalım. Gram altında bizler için özellikle şu an itibariyle 550 TL civarında bir fiyatlanma görüyoruz. Gram altında 543 seviyesi en önemli seviye arkadaşlar. Bugün itibariyle bakın 543 bu seviye önemli bir seviye. Bugün FED üzerinden gelecek açıklamalar yine çok önemli. Bu 543-558 aralığı bizler için bu hafta takip edilmesi gereken... Yani yukarı satış aşağı tarafı kırılmadığı müddetçe 543 kırılmadığı müddetçe bu bant aralığında hareketler beklentimiz dahilindeydi. Ve bu hareketlerde gram altın e, hareketini gerçekleştirdi. Ve tekrardan pivot noktası olan 549 desteğinde tutunmaya çalışıyor. 549 da pivottur arkadaşlar. Pivot demek e, en fazla görülmesi... E, muhtemel olan rakamdır arkadaşlar. Yani 549 altında en fazla bu hafta itibariyle görülmesi gereken en fazla rakam 549 rakamıdır. O yüzden 549 pivot rakam seviyesi önemli. 543 TL seviyesi ise gram altında 543-558 aralığının çalışacağı bir bant aralığı. 543 altına inmesi durumunda ise e, gram altında 527 TL civarına doğru bir hareket yaşanabilir. Benim için de şu an yeni alım yapacak olan arkadaşlar için takip edilmesi gereken önemli bir rakamdır diye düşünmekteyim. 527 rakamını. Evet sevgili dostlarım inşallah anlaşılmayan bir durum yoktur. Özellikle altında ve dolarda gram altında, ons altında. Bizler için kritik seviyeleri sizlerle birlikte takip ettik. Bugün artık saat 9'u bekleyeceğiz. FED'den gelecek açıklamalar, Powell'ın ağzından çıkacak açıklamalar önemli olacak. Altın tarafında özellikle silkelemeler FED saati yaklaştıkça büyük olabilir. O yüzden beklemede kalmakta fayda var diye düşünmekteyim altın yatırımcıları için. Dolar yatırımcılarının da mutlaka 9.70 seviyesini de dikkatli olmaları gerektiği şeklindeki uyarımızı da yapmak istiyorum. Ben hepinizi çok seviyorum. Hepiniz Allah'a emanet olun. Hoşçakalın arkadaşlar.